Ben gitar çalıyordum. İşte 12-13 yaşında. Ben 13 yaşında falanken Beatles çıktı. O Beatles'ın çıkması hepimizi böyle bir yerinden oynattı ve müziğe çok büyük bir ilgi duyduk. Beatles'dan sonra olaya sevgimiz çok arttı ve çok ilgilenmeye başladık müzikler. Ben Saint Michel mezunuyum. İşte Saint Michel'de sahneye çıkıp, ilk sahneye çıktığım yerde Saint Michel'dir. İşte oradaki tiyatro sahnesinde bir konser verdik falan derken bir grup kurduk. Bu grubun adı Questions'tı. Çok İngiliziz ya, Questions. Ondan sonra bir gün TRT'den bize bir emisyon verdiler. O zaman bak plak yok. Radyo bir tek TRT 3 var. İşte il radyosu falan gibi geçiyor. Televizyon zaten hiç yok. Bir tek Harbiye'deki radyo evinde emisyonlar yapılıyordu. Onlar kayda alınıyor, onlar yayınlanıyor. İşte bizi bir emisyona çağırdılar. Orada da rahmetli Orhan Boran falan da vardı. O da programı sunuyor falan. Böyle koskoca RCA mikrofonlar. İşte büyük bir heyecanla girdik stüdyoya. Grubun adı ne dediler? Questions. Öyle şey olmaz, sorular olsun dediler. Bizim grubun adı o andan itibaren sorular oldu. Yani bir Türk grubuna İngilizce isim takmamak gerektiğini ilk öğrendiğim yer orasıydı. Ondan sonra o gruplar işte bir takım bir sürü konserler falan filan verdi kendimize göre. Bir de şunu da anlatmadan geçemeyeceğim. O zaman Akaretler'de halk evi vardı. Halk evinde bize izin verirlerdi. Biz her cumartesi orada çay yapardık. Arkadaşlarımızı çağırır, onları çalardık. Yani halk evleri bizim müzikte performans gösterdiğimiz ilk yerlerdi. Çok önemli bir şey. Şimdi öyle bir yer yok ne yazık ki. Derken işte sorularda insanlar değişti falan derken Bülent Ortaçgil ile tanıştık. Bülent benim kardeşim gibidir. Çok severim. Yani beraber büyüdük sayılır. Onun da kardeşi Ercüment vardır. Çok iyi bir gitarcıdır. O grubun gitarcısı Ercüment'ti. Aydın diye bir arkadaşımız vardı gitar çalan. Davulcu da galiba Rıza davulcunun adı. Ondan sonra işte ilk konseri vereceğiz. Çok önemliydi bizim için. Şişli Terakki Lisesi vardı burada. Şişli Terakki Lisesi'nden konser teklifi geldi. Ve bizim için çok önemli. Hemen o zaman King Crimson yeni çıkmıştı. King Crimson'ın kapağında böyle kulaklı mulaklı bir resim vardır. Biz tabii o resimden bir tane yapacağız diye bütün bizim evi yağlı boya, parkeleri falan mahvettik. Annem Allah'tan çok anlayışlıydı. O konsere bile böyle bir arkadaşımız ışık yapıyor. Birisi o resmi asıyor falan. Yani konser hazırlanışımız öyleydi. Şunu anlatmak istiyorum. Konserin görsel bir değeri olduğunu da farkındaydık o yaşta bile. Daha sonra sorulardaki müzik şekli değişmeye başladı. Biz biraz daha sertleştik. Aydın Çakus girdi. Aydın'dan biz biraz daha sert müzikten hoşlanmaya başladık. Hüseyin Sultanoğlu girdi. Ondan sonra biz dedik ki biz daha sert müzik yapacağız. Bülentler dediler ki biz daha başka müzik yapacağız. Ayrılmak durumunda kaldık ve biz grup bunalımı kurduk. Grup bunalımı 3 kişidir. İşte Aydın Çakus, Hüseyin Sultanoğlu, ben. Ondan sonra çalışmaya başladık. Bu arada biz Aydın'dan gidip İngiltere'den aletler aldık. O aletler çok önemliydi. Türkiye'de ilk defa alet alıyoruz falan. O da başka bir macera. Onu da başka bir zaman anlatırım. Neyse aletlerimizi de aldık. İşte kurduk, çalışıyoruz bilmem ne falan. Derken o zaman yazlık sinemalar vardı. Yazlık sinemalarda da filmlerden önce mutlaka böyle bir konser, bir şey, bir gösteri, bir şey olurdu. Esentepe'de Meltem Sineması var, unutmuyorum. Orada sinemadan önce çıkıp işte şovumuzu yaptık falan. Tesadüfen bizi Cem Karaca dinliyor. Cem Karaca geldi bize dedi ki, ben dedi sizin dedi bütün dedi müzikal şeyinizi ele alıyorum. 15 tane konserim var dedi. Siz dedi bütün konserlerden önce yarım saat siz çalacaksınız, insanları ısıtacaksınız, sonra biz çıkacağız. Bu bizim için inanılmaz bir fırsattı. İşte o 15 konsere çıktık. Sonra Cem Karaca ile beraber Rabindranath Tagore'un bir şiiri var, taş var köpek yok diye. İşte taşı atamıyorsun falan, kralın taşı falan, en sonunda atıyorsun taşı. Onu albüm yaptık, yani 45'lik yaptık. Aradan 1400 küsur yıl geçtikten sonra arkadaş, atarız taşı. Bunalımda biz sadece psikodelik müzik yapıyoruz dedik.
Underground, psychedelic de aynı şey. Grup bunalım maceramız böyle devam etti. İşte konserlere çıkmaya başladık. Grup bunalımdan da mesela o zaman Robert Kolej'di, Boğaziçi değil. Robert Kolej'de bir konser verdik. Orada da mesela bir arkadaşımız işte objektifin üstüne yağlardan bir şeyler yapıyor. Onlar projeksiyon olarak sahneye veriliyor bilmem ne. Bütün atmosferimiz, havamız aynıydı yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hakikaten o işte 70'li gruplar nasılsa biz de öyleydik. Ondan sonra işte 3-4 sene Aziz Azmet solist oldu bir dönem. Aziz'den plak yapmadık. Biz yapmadık. Bizden sonra olmuş. Derken Erkin Koray'la ben çalışmaya başladım. Süper grup. 17 yaşında Erkin Koray'da çalıyordum. Şimdi aileden, bizim aile biraz değişiktir. Çok politikacı falan var. İşte teyze taraflarım, büyük teyzelerim, anneannelerim falan ben politikacı olayım istiyorlar. Dedem operatör olayım istiyor falan. Ben de işte böyle müzikle uğraşıyorum. O bahsettiğim radyo programından sonra beni biraz ciddiye almaya başladılar. Bir de ailede böyle bir mücadele veriyorsunuz bu işleri yapmak için. Bir yandan tabii okul devam ediyor falan. Derken Erkin Koray'a girince olay bitti tabii. İşte Erkin'den çok konserler çaldık. İzmir'e gittik. Bir iki sene devamlı konser vererek Erkin'le işte Sedat vardı. Aydın vardı. Aydın gitar çalıyordu. Öyle bir dörtlüydük. Çok güzel bir gruptu. Ondan sonra işte plaklara girdik bazılarına, bahsettiğiniz gibi o elektronik türküler falan filan. İşte elektronik türküler de güzel bir albümdür. İşte orada Erkin'den zaten çok iç içe olduk. Sonradan da o dostluğumuz hep devam etti. Karlı dağlar geçit vermez, garip gönlüm ağlar gülmez. Bütün gece ağladım dağlar kucağında. Yusun tuttu gözlerim yalnızlar ıhtımında. Stüdyoda bir tane mikrofon var. Bas gitar fazla geliyor Ahmet, bir metre geri git diyorlar. Yani mixingi mesafeyle yapıyoruz ölçümden. İçerideki bir odadan davul çalıyor. Kayıt şartlarımız bu. Yine de o zaman yapılan kayıtlar çok başarılı. Yani inanılır gibi değil. Büyük yokluklar içinde o çalışmalar yapıldı. Neyi farklı mı yapıyordum? Her şeyi farklı yapıyordum. Ben o çünkü olayın aslının ne olduğunu kavramıştım. Şöyle demek lazım, şimdi aynı dönemde öbür tarafta da Led Zeppelin'ler var, Deep Purple'lar var, o 68'ler dönemi bu. Dünyada başka bir müzik yapılıyor, o müziğin çok büyük bir felsefesi var, o felsefenin üstüne oturuyor. Biz o felsefenin insanlarıydık. Yani onlar İngiltere'deydi, biz de burada aynısını yapıyorduk, hepimiz öyleydik. Sana bir şeyler anlatayım. Şimdi mesela Fesuphanallah'ı yapmışız, yani ben askerdeyken yapmışlar falan ama yani işler böyle şey, furya halinde geliyor. Her zaman iç kovalarsın. Bu sefer işler çok iyi gidiyor. Birdenbire aklına esiyor. Ben Almanya'ya gidiyorum. Hadi ona eyvallah diyor. İki sene yok. Adam böyle. Hakikaten maceracı. Hakikaten yani gezgin müzisyen gibi o. Çok doğru söylüyor ama dediğim gibi
Biz kaç gece sabahladık ondan, müzik yaparak ikimiz. Hatta yani hiçbiriniz bilmezsiniz, Orhan Gencebay inanılmaz güzel divan saz çalar. Akşamları bize geliyordu. Biz üçümüz sabaha kadar böyle jam session'lar bilmem neler. Öyle geçti benim hayatım, öyle geçti. Oralarda piştim. Ondan sonra şimdi Erkin'in bir turnesi var. Yani Erkin Koray süper grup, bir Kıbrıs turnesine gideceğiz. Benim de askerlik durumum artık geldi. Askerden izin almak için Ankara'ya gittim. Dediler ki bana, saçlarım o zaman belimde. Saçını kes gel dediler. Bir senelik tecil verin. Bir an düşündüm. Bir sene sonra saçımı keseceğim. Bütün havam gidecek kendime göre. Ondan sonra geleceğim bir sene sonra o kısa saçlar. Bir kere bu sefer askere gideceğim. Ben dedim direkt gidiyorum. Askere gittim. Askere gitmem de çok zevkli oldu. 74 askeriyim ben. Herkes 20 ay yapıyor. Biz 22 ay yaptık bir de. Yani Kıbrıs'a tezkere bıraktık. Tam bizim son dönemimize rastladı. O da başka bir macera. Ondan sonra askerden döndükten sonra burası önemli. İsmet Sıral vardır, bilir misiniz? İsmet abi benim çok önemli bir hocamdır. Yani hem bana müziğin felsefesini hem müziğin kendisini çok iyi anlatmış bir cazcıdır. Eskiden de buraya geldiği zaman İsmet abi onlarla beraber sahneye çıkıyordu. Amerika'ya gittiği zaman da onlarla çalıyordu. Yani bu düzeyde bir müzisyendir. Yanında da böyle kırmızı sakallı böyle Neyzen, Aka Gündüz. O ikisiyle biz devamlı işte sohbetler, onlar bize felsefesini anlatıyorlar müziği falan. Çünkü felsefesi olmadan müzik olmaz. İsmet abinin çok önemli bir lafı vardır. Herkese bunu söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Ahmetciğim dedi, bak dedi, bu basarsan dedi, do dedi. Bu do'ya dedi, mana verirsen müzik olur dedi. Ben o günden sonra bir daha manasız bir şey yapmamak için aşırı gayret sarf ettim ama çok iyi bir öğretidir. İşte onlardan caz yapıyoruz falan filan bir dönem. Derken İngiltere'den bana bir teklif geldi. İngiltere'ye gittim, işte 2,5 sene orada kaldım. İngiltere'deyken pazar günlerim boştu. Pazar günleri devamlı Hammersmith'e gidip konserleri izliyordum. Hammersmith'te hep böyle en iyi gruplar çalıyordu ve orada öyle bir sistem var ki hep aynı salona gidersen bütün grupları sırayla seyredebiliyorsun. Ben de öyle yaptım. İngiltere'deyken Erkin beni arıyor. Ben de İngiltere'de artık devamlı böyle kabare çalıyorum falan, sıkıldım. Ahmetciğim gel işte 6 tane konser var bilmem ne falan filan. Tamam dedim, ben gittim Hollanda'ya. Hollanda'da 6 ay Erkin'le beraber aynı odada kaldık. Bir sürü konserlere gitti. İlk başta onun bir konserleri vardı, onları bitirdik. Ondan sonra da aynı odada kaldık. Yani çok büyük bir, yani Erkin çok yakın bir dostum benim. Hakikaten çok sevdiğim, çok değer verdiğim, bana çok şey öğretmiş. Yani bas gitarı nasıl düşünmem gerektiğini falan aslında bana Erkin öğretmiş. Şöyle bir şey oldu, o Arap Saçı'nın kaydında da parça çok güzel. Davulcu yok, Korkut oradaydı. Korkut'la buluştuk falan. Bayağı stüdyoya girip Arap Saçı'nı yaptık. Çok güzel bir parçadır o da. O da bayağı önemli bir parçadır. Onu yaptık, evet. Derken işte Türkiye'ye döndük. Barış Manço,